Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve çok güzel bir Scania RJL modelimiz var. Hatta Türk işi Scania RJL modelimiz var. Yasin Çalım sağ olsun kendi kanalında da paylaşmıştı. Daha anca böyle çekme fırsatı buluyoruz. Böyle interior, tam böyle Türk işi dedikleri interiorlardan birisi. Türk bayrağıdır, perdelerdir, işte ne bileyim koltuk işte kılıflarıdır, yataktır. Her şey arkadaşlar. Bu şekilde özel bir interiorla geliyor. Bu arada video açıklamasında indirme linkini bulabilirsiniz. Araç ile beraber geliyor. Yani Scania RJL'nin içine oturtturmuş. O şekilde bizlere Yasin Çalım bunu sundu arkadaşlar. Bir hafta falan bir zaman geçti gerçi aradan da anca çekme fırsatı bulduk. RJL'yi zaten bilen arkadaşlarımız muhakkak vardır. İnanılmaz aksesuar desteği var. İnanılmaz şekilde aracı değiştirebiliyorsunuz. Ben bu şekilde yaptım aracı. Dorsemiz kişisel dorse, kron dorse aldım. Türkiye haritasındayız. Hemen şöyle rotamızı da göstereyim. Bugün İzmir'den Çanakkale'ye doğru bir yolculuk yapacağız. Normalde bayağı bir uzunca bir yol var. Bingöl'de bitiyor ama. Biz İzmir'den Çanakkale'ye doğru yola çıkacağız. Video açıklamasında bir de ses modu var arkadaşlar. Bu EVR'nin İşte Engine Voice Records'un hani ücretli ses modları vardı. Bu ücretsiz olan arkadaşlar R ve G420 modelleri için. Daha önceden bilmiyorum kullandık mı ama aracın içinde kendi ses modu gelmiyor. Hani kendi o oyunun içindeki herhangi bir ses, hani standart bir ses geliyor. O yüzden ben de EVR'nin ses modlarından birisini kullandım. Bu videoda onu duymuş olacağız. Video açıklamasında da onun da indirme linki olacak. İsterseniz sizler de indirip aracınıza aktif edebilirsiniz. Sadece RJL'de değil, Scania'nın R modellerinin hepsinde çalışabiliyor ya da G modellerinde çalışabiliyor. Şöyle bir çalıştıralım aracımızı. Böyle bir sesimiz mevcut. Kabin aydınlatmamız da var. Normalde kırmızı. Onu siz kafanıza göre değiştirebiliyorsunuz tabii ki. Şimdilik gündüz açmaya gerek yok. Hadi bakalım şöyle yolumuza çıkalım. Nasıl maceralar bizleri bekliyor görelim. İzmir'deyiz. İzmir'den çıkacağız. İzmir'de olan tüm arkadaşlarımıza buradan selamlarımız olsun. Tabii perdeden göremiyoruz. Yeşilde yakaladık. Süper. Ara ara droplar yiyoruz. Bu arada 18 tonluk yükümüz var. Arsenik taşıyormuşuz. Yükümüz arsenikmiş. İzmir'den çıktık. Ne kadar yolumuz var hiçbir fikrim yok. Kaç kilometre gideceğiz acaba? Şu anda 2300 küsur gösteriyor çünkü.
oyunun orijinal sesleri dışında ekstradan böyle farklı seslerle oynamak daha çok keyif veriyor. Bilmiyorum, bana öyle geliyor. Ben çok keyif alıyorum yani farklı seslerle oynarken. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bana daha fazla keyif veriyor yani. Keşke EVR'e bütün araç modlarına, bütün daha doğrusu bütün araçlara ses yapsa yani. Arkadaş yanındaki de benle yarışıyor. Hadi bakalım yan yana gidelim. Nereye kadar gidebileceğiz böyle? Saksımız havada kalmış, onu da indirelim. Kardeş, burada viraj var. Ecik yavaşlasak mı acaba? Sen devrilmeyebilirsin ama ben uçarım gibime geliyor buralarda. Benden fazla yavaşladı. Yasin çalımın eline koluna sağlık. Gayet güzel olmuş. Yalnız bu tarz modlarda şu perdeler sallanmıyor. Onun bir çözümü yok mu acaba ya? Mesela oyunun kendi perdelerinde o olay var. Acaba onu modlara yansıtamıyorlar mı? Ben mod yapım işinden vesairesine hiçbir şeyinden anlamam. Ben sadece oynayan kısımdayım yani. Beğendiğim modu alıyorum, oynuyorum. Ya da bana sağ olsunlar arkadaşlarım, kardeşlerim yaptıkları herhangi bir mod varsa bana yolluyorlar. Benim de hoşuma giderse o şekilde oynuyorum, çekiyorum. Ücretli ya da ücretsiz fark etmiyor benim için. Bu şekilde çok yorum yazan var. Ücretsiz modlar çek, ücretsiz modlar çek. Ben beğendiğimi çekiyorum. Ücretli ya da ücretsiz olması benim için bir şey ifade etmiyor. Yani illa ücretsiz çekeceğim diye bir şey yok. Sonuçta modların yapımcısı ben değilim. Ücretli ya da ücretsiz oluşuna ben karar vermiyorum. Kardeş ben şuraya bir geçeydim ya. Mod yapımcıları karar veriyor. Ben hoşuma giden modu alıyorum, oynuyorum. Bana gönderiyorlar, oynuyorum. Hani ben de modu para verip satın almıyorum yani aslında. Sağ olsunlar. Seviyorlar, sayıyorlar, bana da yolluyorlar. Ben de oynuyorum o modla. Hem tanıtmış gibi oluyorum modu. Halbuki benim yaptığım şey bir tanıtım değil. Hani mod satılsın diye yapılan bir video çekmiyorum ben. Ben niye başkasının reklamını yapayım? Ben reklam yapmıyorum orada. Ben sadece hoşuma gidiyor.
Ve oynuyorum yani. Benim amacım o. Ama işte bunu anlamayan bazı arkadaşlarımız var maalesef. Sanki bu işten ben para kazanıyormuşum gibi, mod satıldığı zaman bana para geliyormuş gibi düşünüyorlar sanırım. Ücretli mod yapma. Niye? Çünkü hani olur da ben para kazanırsam falan aman zararı olur. Atıyorum mod işte 50 TL. Niye 50 TL? Oyundan pahalı mod. Oyun 39 TL. Neyse. Asla hiçbir zaman cevap vermem o tarz yorumlara zaten. İsteyen istediğini yazabilir. Hakaret vesaire küfür olmadığı sürece o yorumlar orada durur ama hiçbir şekilde cevap vermem. Eğer o yoruma da herhangi bir şekilde hakaret edilirse onu da silerim. Yani hakaret, küfür asla kanalımda barındırmam. Ben nasıl videolarımda kullanmıyorsam bana karşı yorumlarda da kullanılmayacak demektir bu. Asla izin vermem bu tarz şeylere. İşte 50 TL'ye satılan mod niye 50 TL'ye satılıyor? Ne emeği var? Ne emeği var olur mu arkadaşlar? Vakit ayırıyor, bir şeyler yapıyor. Ve bu yaptığı programlar ücretli programlar. O programlara aylık para ödüyorlar mod yapımcıları. Bakın ben o işlerden anlamam. Ben bildiklerimi, duyduklarımı söylüyorum. O programlara aylık para ödüyorlar. Emekleri var. Emeğin bir karşılığı olur. İşte ProMods gibi bir harita ücretsiz paylaşılırken işte araç modlarını neden ücretli yapıyorlar? Bu mod yapımcısını ilgilendirir. Ne seni ilgilendirir ne beni ilgilendirir. Ha, bu bir fikirdir. Fikrini beyan edebilirsin. Yazabilirsin yorumları. Dediğim gibi silmiyorum yorumları. Yani olumlu olumsuz hiçbir yorumu silmiyorum. Ama hakaret derecesine varan bir yorum olursa kesinlikle izin vermiyorum. Siliyorum. Hatta o kişiyi de engelliyorum kanaldan. Bir daha yorum yapamıyor. Engellendiğini de kendisi bilmiyor yani. Hiçbir şekilde anlaşılamaz, anlayamaz yani. Yorum yazar, o yorum orada durur. Kendisi görür yorumunu. Ama ne ben görürüm o yorumu, ne başkaları görebilir. Öyle durur. Zaten genelde küfürlerin hepsi spam kutusuna düşer. Aynı linklerde de link verilmesini istemiyorum. Harici sitelerin linklerinin. Onlar spam kutusuna düşüyor. Ben inceliyorum onların hepsini. Bazı arkadaşlarınız mod linki gönderiyor. Güzel modlar oluyor mesela. İnceliyorum. Hoşuma giderse o modu indiriyorum. Yine o linki siliyorum oradan. Yani yorumu siliyorum. Videoda eğer unutmazsam o modu kullanırken onu bana yollayan, o linki bana yollayan arkadaşımızın ismini belirtiyorum. Ama onun dışında küfür vesaire asla taviz vermem, izin vermem. Ne canlı yayınlarımda kendim ederim. Twitch'te yaptığımız canlı yayınlarımda kendim ederim. Ne videolarımda ederim. Ne ekiple beraber çektiğimiz videolarda küfre izin veririm. Zaten onların asla ağzından duyamazsınız. Ne de benim ağzımdan. Asla küfür vesaire videolarımızda, canlı yayınlarımızda duyamazsınız. Bu tarz şeylere izin vermiyorum yani. Ne diyorduk? İşte 50 TL, oyun 39 TL. Neyse. 20-25 TL'ye satılan mod çekiyorum. Pahalı. Oyun indirimde 9 TL diyor bu sefer de. Ya kardeşim, satın alabilirsin, almayabilirsin. Ben oyuncuyum. Mod yapımcısı ben değilim. Ben oyuncuyum sadece. Ben oynuyorum. Hani mod paralıymış, parasızmış, fiyatı 50 liraymış, 100 liraymış, 500 liraymış ya da 10 liraymış ya da bedavaymış. Orası beni ilgilendirmiyor. Ben hoşuma gidiyor. Sizlerin de hoşuna gideceğini düşündüğüm modları oynuyorum ve bunun videosunu çekiyorum. Sizlere gösteriyorum. Beraber keyif alırız diye düşünüyorum. Ama maalesef bazı kişiler bunu anlayamıyor. Ben burada oynadığım hiçbir modun linkini de vermek zorunda değilim normalde. Ama ben yine iyilik yapıyorum. Videoyu açıklamama. Oynadığım modun linkini de bırakıyorum. Ücretli ya da ücretsiz satın almak isteyen arkadaşlar için de link bırakıyorum. Ya da ücretsiz mod varsa indirme linkini bırakıyorum. Ses modudur. İndirme linkini bırakıyorum. Sürekli aktif kullandığım modlar her zaman video açıklamasında linki vardır. Ben bunları yapmak zorunda değilim. Bazı kişiler yapıyor. Bazı kişiler yapmıyor mesela YouTube kanallarında. Kimse vermek zorunda değil yani o tarz mod linklerini. Araştır bul der adam yani. Bana ne der yani. Ben nasıl buluyorsam sen de bul der. Ama ben iyilik yapıyorum, paylaşıyorum. Ama sağ olsun bazı arkadaşlar da anlamıyorlar yani bu tarz konuları.
Neyse bu konu böyleydi. Bunu paylaşmak istiyordum uzun zamandır. Ama ETS'de paylaşmak istiyordum. İşte Farmit'tir, Fairbus'tır, Turibus'tır, o tarz oyunlarda paylaşmak istemedim. Çünkü bu konu ETS ile alakalı özellikle. Durumlar böyle. Benim düşüncelerim bunlar. Saksını kaldıralım. Sanki biraz bizi zorluyormuş gibi hissettiği bir araç. Az daha bahar. Bu yollar da güzel ya. Çanakkale, İzmir arası. Güzel yollar Türkiye haritasında. Retarderin 5. kademesi motor frenine düşürüyor. Böyle oluyor. Lan oğlum. Polisin yaptığı işi gördünüz değil mi? Karşıdan polis sollamaya çıkmış. Bu yüzden oldu bu. Hay Allah'ım.
lan yol ver. Virajda yolu verdi. Hain Kostok ya. Yol verdi, bastı gidiyor, bak şuna bak. Uçuyor adam, uçuyor. Dönüşe bak. Gerçekte bu kadar hızlı dönsek araca ne olur acaba? Atacağız diye 7 attık. Rota da bayağı uzunmuş ha. Böyle haritadan İzmir Çanakkale yakın gibi gözüküyor ama. Bayağı mesafe varmış. Geldik sayılır gerçi ama. Bayağı gittik yani yol. Arkadaş benim o şehirde girmem lazım ama bana müsaade edersin.
Bazı araçlarda fizik motoru kullansanız bile odun gibi oluyor ama bunda süper. Evet, Çanakkale'ye geldik. Çanakkale'de olan tüm arkadaşlarımıza da buradan selamlarımız olsun. Burada bir yerde liman var sanırım. Limana girelim. Limana gidelim daha doğrusu. Orada bitirelim. Ulan geçemedik. Püh. Ay canına yandım ya. Aracı da basık yaptım. Öyle seçenekleri de var yani RJL'nin. Bu modun. İstediğiniz gibi yapabiliyorsunuz yani. Daha ne oldu, nasıl stop ettik? Yani şurada liman gözüküyor, oraya girelim. Orada bitirelim. Şöyle çekelim kenara. Şu geminin içine doğru girmeyelim. Şurada kalalım. Burada şöyle kabin aydınlatmamız da bu şekilde arkadaşlar. Kırmızı yanıyor. Hava hafiften karardı. Hatta dışarıdan da şöyle şeyi göstereyim ya. Bakalım. Farların hepsini kapatalım. Bir gece yapalım şöyle. Ve gece 23 yapalım. Bakın aracın arkası bu şekilde. Stoplar vesaireler. Dörtlüler. Her şey bu şekilde. Bakın kabin içi aydınlatmayı görüyorsunuz. Bu şekilde. Hop. Ekstradan bir ışığımız daha var. Dışarıdan da bu şekilde gözüküyor. İnanılmaz LED seçenekleri var arkadaşlar. İnanılmaz yani. Bakın şu arkadaki falan. İstediğiniz şekilde aracı doldurun, doldurabildiğiniz kadar yani. RJL'nin böyle güzellikleri var arkadaşlar. Dilediğinizi yapabilirsiniz araca. Çok güzel gözükmüyor mu? Ben çok böyle aşırı doldurmadım ama yine birazcık ekledik yani bir şeyler. Ya şu sis farları bile ekstra eklenti yani, bunları bile kendiniz ekliyorsunuz. Bence gayet güzel. Bitirişi böyle yapalım, hatta böyle ışıklar eşliğinde yapalım. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.